Hoş geldiniz millet. Yeni bir Don't Starve Together videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber oyunun yeni tarım sistemi hakkında konuşacağız. Bu konuyu da iki video halinde ele alacağım. Şu an izleyeceğiniz videoda yeni tarım sistemi nasıl çalışıyor, neler yapılmalı bunları görüyor olacaksınız. Diğer videoda ise devasa sebzeler nasıl yetiştirilir bunun hakkında konuşuyor olacağız. Artık hazırsanız başlayalım. Hepimiz yeni güncellemeden sonra of bu yeni tarım sistemini niye bu kadar zorlaştırmışlar demişizdir. Peki ya sizlere? Hiçbir gübreye hatta ve hatta sulama yapmanıza bile gerek olmadığını söylesem sadece tohumlarınızı ekip keyfinize bakacaksınız. Öncelikle Science Machine'in yanında durarak Garden Rigamajic yapıyoruz. Daha sonra da tarım alanımızı oluşturmak için bunu kullanıyoruz. Oluşturduğunuz tarım alanında taş ve benzeri kalıntılar olabilir. Bunları kürek yardımıyla kazıyıp temizleyebilirsiniz. Tabii ki tohumlarımızı ekmek için yer açmamız gerekecek. Bunun için de yine tools bölümünden çapa yapıyoruz. Her bir oluşturduğunuz tarım alanına 9 tane tohum ekebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Mevsimlik tohumların büyümesi genellikle 3-4 günü buluyor. Siz onlarla ilgilenmeseniz bile onlar yine de büyümeye devam edecekler. Yani sadece çevreden topladığın tohumlar ile ekim yapmak istiyorsan bunları ek ve bekle. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Bunu bilsen yeterli. Ancak eğer bitkiler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız ve onlardan daha fazla yararlanmak istiyorsanız birkaç şey daha öğrenmeniz gerekiyor. Öncelikle bitkilerin stres olayından bahsetmek istiyorum. Temel olarak bir bitkinin stresini azaltmanıza katkıda bulunabilecek 7 tane olay var. Ama ben sizlere bunları ezberlemenize gerek olmadan nasıl hallederiz bunlardan bahsedeceğim. Bir bitki büyümesinin her aşamasında bu 7 tane olayı kontrol eder. Eğer bunlar karşılanmazsa bitkinin stres seviyesine 1 puan eklenir. Eğer bitkinin stres puanı 1 veya daha azsa bolca mahsul ve tohum elde edebileceğiniz devasa bir bitkiye dönüşür. Eğer bitkinin stres puanı 6 veya daha azsa mahsulleri topladığınız zaman 2 tane tohum kazanırsınız. Eğer bitkinin stres puanı 11 veya daha azsa mahsulleri topladığınız zaman sadece 1 tane tohum kazanırsınız. Eğer 11'den fazla stres puanı varsa sadece mahsul toplarsınız, ekstra bir şey kazanmazsınız. Evet, birazcık karışık geliyor olabilir ama aslında temelinde ihtiyacımız olan tek şey 1 tane tohum. Ekinlerinizi toplayın, tohumları tekrar ekin ve bu şekilde devam edin. Sadece buna odaklansak yetiyor. Peki ya sürekli olarak bitkilerimizi 11 veya daha az stres puanı olacak şekilde nasıl yetiştiririz? En önemlisi de onlarla ilgilenmeden bunu nasıl yaparız? Öncelikle kolay olanlardan başlayalım. İlk olarak mevsimlere dikkat etmemiz gerekecek. Bunu yapabilmemiz için bize gerekli olan şey Gardener Hat. Kafamıza taktıktan sonra bitkilerimizi araştırmaya başlıyoruz. Şapka kafamızdayken sağ tıkladığımız zaman kayıt defterimizi açmış oluyoruz. Bu kısımda araştırdığımız bitkilerin hangi mevsimlere uygun olduğunu görebiliyor olacağız. Eğer ektiğiniz bitki doğru mevsimdeyse stres puanı almayacak demektir. Bu kısım tamamdır. İkinci olarak aynı bitkileri birlikte tutmak var. Çünkü sonuçta onlar bir aile. Eğer aynı tohumun en az 4 tanesini yan yana ekerseniz stres puanı almayacaktır. Ayrıca yabani otları uzak tutun ve yerde boşluk bırakmamaya özen gösterin. Eğer ekinlerimizi topladığımızda tohum elde etmek istiyorsak bir kısma daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu olay o kadar kolay ki tohumu ektikten hemen sonra yapabiliyoruz. Onları sadece bir kez sevin ya da müzik çalın. Onları sulamayacağız ya da toprak onlar için uygun mu diye kontrol etmeyeceğiz. Bütün bu olayları atlayacağız ve hala 3-4 gün sonra ekinlerimiz büyüyecek ve bizlere yemek ve tohumlar verecek. Sadece yapmanız gereken aynı tohumdan en az 4 taneyi doğru mevsimde ekmek ve bunlarla bir kez ilgilenmek. Eğer devasa meyve sebze yetiştirmek ile ilgilenmiyorsanız yeni tarım sistemi hakkında bilmeniz gereken tek şey bu. Tabii ki isterseniz hala daha gübrelemeyi boş verip bitkilerinizin her aşamasında onları sulayabilir ve onlarla ilgilenip müzik çalabilirsiniz. Böylelikle her bir hasatınızda 2 adet tohum elde edebilirsiniz. Ancak eğer bir tane tohum alsanız bile ekinlerinizi çoğaltmak istiyorsanız yaptığınız kuş kafesindeki kuşunuzu hasat ettiğiniz meyve sebzelerle besleyip ekstra tohumlar elde edebilirsiniz. Daha sonrasında ise aynı tohumları tek bir yere ekin ve doğru mevsimde olduklarından emin olun ve onlarla bir kez ilgilenin. Bunu sürekli olarak tekrar edebilirsiniz. Başka hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Bir sonraki videoda devasa sebze ve meyve yetiştirme olayından bahsedeceğim. Ayrıca farklı tohumların birbirleriyle uyumlarından konuşuyor olacağız. Bugünlük benden bu kadardı. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.